Sevgili hocam, son günlerde yine dünyamızı meşgul eden bir konu var. Dün de bir robotun videosunu yayınladılar. Yapay zeka konusunu size açmak istiyorum. Yapay zekada son sınıra gelindi zannediyorum hocam. Artık robotlar öldürmeyi ve kendileri karar verebilecek düzeye geldiler. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor sevgili hocam? Şimdi normal şartlarda bunu şöyle değerlendirmek lazım. Mesela bu robotlar, yani bu yapay zeka ile alakalı söylüyorum. Bunlar silaha benzetmek lazım. Silah normal şartlarda teröristin elinde olursa insanlar için son derece sıkıntılı olur. Tehlikeli. Çünkü tehlikeli şey. Teröristin, çünkü bu silahı nereye kullanır terörist? Teröristçe kullanır yani. Ama bu silah eğer poliste olursa, askerde olursa ne olur? Emniyette olur. Güç olur, kuvvet olur ya. O yüzden bunlar da aynı şekilde. Eğer yapılan bu teknolojiler olumsuzluğa meylettirilerek yapılırsa, insanların zararına gerçekten kullanma durumuna yapılırsa, insanlara ne yapar? Allah muhafaza, zarar verir. Ama gerçekten insanların menfaati için bu şekilde ne yapılırsa mücadele verirse, insanlar rahatlasın, mücadele, insanlar gerçekten huzur bulsun, menfaatlensin, bu şekilde olursa o zaman ne olur? Menfaatli olur. O yüzden şimdi bunları zaten ortaya çıkartanların maksadı ne? Oraya bakmak lazım. Ortaya çıkanların maksadı dünyayı gerçekten sıkıntıya sokmaksa zaten sıkıntılı kardeşim. Şu anda da görünen şey bu, açık söylüyorum yani. Şu anda da görünen bir şey bu. Dikkat edin. Daha ilk ifadeleri ne olmuş? Dünyayı yıkacağız demişler. Bak. Anlıyor musun ilk ifadeyi? Niye? Çünkü o mantıkla, o mantıkla, o anlayışla, o şuurla, o hassasiyetle ne yapılıyor? Yapılması işte arzu ediliyor, ortaya çıkartması. O yüzden dolayı ben bunları buna benzetiyorum. Yani. Eğer gerçekten iyi insanların elinde olsa, kaliteli insanların elinde olsa ne olur? Faydalı olur. Ama kalkar sen söyle. Çünkü bu işi biliyorsunuz, bu teknolojinin sonu yok. Devam edecek yani. Ediyor. Edecek yani. Ya insan yaratma ahlakını kendisinde bulmaya çalışacak kadar ilerlemeye çalışacak bunlar yani. Yapamayacaklar ama bu halde devam edecekler yani. İşte o yüzden dolayı bu böyle devam eder yani. Ama tekrar ediyorum, o yüzden insan, yani özellikle Müslümanlar bu işte ne yapılması lazım? En büyük sorun burası zaten. Müslümanların illa birliğe, beraberliğe, hakiki kardeşliğe ihtiyacı var. Böyle şeyleri gerçekten öngörmesiyle alakalı ihtiyaç var. Yoksa eğer bunlar, bu kafirlerin ellerinde bu işler meydana çıkarsa, açık söylüyorum, dünya içinde, insanlık içinde zarardan başka bir şey olmaz. Bunu bilmek lazım. Bugün maalesef mesela belli sosyal medya ağları üzerinde duruyorum. Evet. Belli sosyal medya ağlarına bir bakın, inceleyin. Bakın. Faydası var mı? İstisna olarak faydaları var. İstisna diyorum ama. Ama zararı faydasından çok daha fazla. Çok daha fazla. Sebebi ne? Çünkü kimlerin ellerinde bunlar? İşte kimlerin elinde olduğu belli. Ha, hiç mi menfaat yok? Bak dikkat edin. Menfaati var. Ama zararı çok daha fazla. O yüzden dolayı üzerinde durmak lazım. Yani mesela bunları, bu yapılan sistem kimlerin elindeyse olayı ona göre değerlendirmek lazım. O yüzden bugün dünya Müslümanlarına ihtiyaç var. Birliğine, beraberliğine ihtiyaç var. Eğer Müslümanlar birlik, beraberlik, hakiki kardeşlik için olursa, kendisini gerçekten teknolojiyi Müslümanlar geliştirirse, İslami ölçüde geliştirirse, o zaman insanlara faydalı olur. Ama bu teknoloji hainlerin elinde olsa, zalimlerin elinde olsa, o zaman bunu zalimler kullanırlar, şu anda olduğu gibi.